Evet, Afyonkarahisar birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ömer Zelif Halaç Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Peki burada hangi hizmetler veriliyor? Şu anda süreç nasıl ilerliyor? Evet, konuk evimiz ve palyatif bakım merkezi, değerli aile büyükleri Ömer Zeli Halaç adına Halaç ailesi tarafından yapıldı. İç donanım ve tefrişatı üniversitemiz tarafından tamamlandıktan sonra 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren de vatandaşlarımıza, halkımıza hizmet vermeye başladı. Açıkçası uzun süreden beri hayal ettiğimiz hizmetlerden birisiydi. Çünkü sağlık hizmet sunumunda sadece hastaneye gelen hastaların poliklinik hizmetlerinin yapılması, gerekirse kliniğe yatırılması, ameliyatların yapılması, tedavilerini verip evine gönderilmesi değil. Bu insanların sosyal açıdan da, insani açıdan da ihtiyaçlarının karşılanmasını da içeren genel kapsamlı bir sağlık, bir hizmettir aslında. Özellikle üniversitemizin son yıllarda göstermiş olduğu gelişim, açılan yeni bölümler, özellikle bazı bölümlerde gerçekten marka olma noktasına gelmiş durumdayız. Özellikle işte onkolojide, hematolojide olduğu gibi cerrahi bölümlerin birçoğunda, ortopedide bir anlamda Afyon'un kavşak noktası olması ve cerrahi vakaların, travma vakaların çok olması nedeniyle genel cerrahide, ortopedide, işte fizik tedavi açısından da bölgenin, hatta ülkemizin en önemli hastanelerinden birisiyiz. Ancak buraya tedavi hizmeti almaya gelen hastaların bir kısmı uzun süre hastanede yatması gereken hastalar. Bunun yanında bir kısmı ise bazen günübirlik tedavi, örneğin onkolojiye kemoterapi almaya alacak bir hastamız belki 2 hafta, 3 hafta, 2 ay, bazen günübirlik tedavisini alacak. Hastanede yatmasına gerek yok. Bu kişinin konaklama açısından çok ciddi bir sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Yani sadece tedavi alıp gidecek, bir başka yerde konaklayacak. Bu zaten kemoterapi gibi veya diğer tedavilerin oluşturmuş olduğu ağır travma, halsizlik, yorgunluk, rahatsızlık hislerinin yanında bir de konaklama ve barınma gibi ihtiyaçların karşılanmasında ekstra bir yük oluşturuyor. Bunun yanında mutlaka refakatçi olması gereken hastalarımız olabiliyor. Örneğin çocuk hastalarımızda, uzun süre bakım gerektiren hastalarda, bu hastaların sadece kendileri değil yakınlarının da aynı zamanda barınma ihtiyaçları ortaya çıkabiliyor. Tabii eğer ekonomik olarak gücünüz yerinde değilse, sıkıntılarınız varsa, çevreniz yoksa, ki bazen şey ihtiyacı da olabiliyor. Örneğin şehir yaşantısına adapte olamayan veya uzak olan insanlarımız olabiliyor. Kime, nerede, nasıl, ne soracağını bilemeyen insanlarımız olabiliyor. İşte tüm bu vatandaşlarımızın özellikle de konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tedavi aldıktan sonra veya tedavi süreci içerisinde bu hastaların geri kalan vakitlerini evlerindeki gibi aile ortamında, aile sıcaklığında, nezih, temiz bir ortamda konaklamaları gerçekten çok büyük önem arz ediyor. İşte tam da bu noktada dediğim gibi uzun süreden beri hayal ettiğimiz bir hizmeti gerçekten sağ olsunlar, başta Özcan Halaç olmak üzere Halaç ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir binayı bize yaptılar. Tefrişatları tamamlandıktan sonra yaklaşık 6 aydan beri biz bu hizmetimizi veriyoruz ve 6 aylık süre içerisinde gerçekten de bir anlamda marka haline de geldi açıkçası bu misafirhanemiz. Çünkü duyuyoruz çevreden, metiyelerde yaklaşık 3.000 misafir biz burada bu süre içerisinde ağırlamış olduk. Sadece misafirhane hizmeti değil, yine ilimizin, hatta ülkemizin önemli ihtiyaçlarından birisi. Sağlık hizmeti, alması gereken hizmet tamamlanmış ancak hastanede yatması gereken veyahut da yakın gözlem altında bulundurması gereken hastalarımız da var. Örneğin çok ağır bir felç geçirmiştir hastamız. Akut dönem sorunları hallolmuştur ama bunun beslenme, bakım, diğer ihtiyaçları da vardır. Bunların da uzun süre gözlem altında tutulması gerekiyor. Fakat bu hastaları yatırdığınızda bazen örneğin 30 tane yoğun bakım yatağınız varsa bir anda bir bakıyorsunuz ki
uzun süre bakım gerektiren hastalarla bu yoğun bakım yataklarınız dolmuş. Bu sefer ne oluyor? Gerçek acil yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara yer kalmıyor. O yüzden bizim palyatif bakım dediğimiz sürekli gözlem altında uzun süreli bakım gerektiren hastalarımız için de burada ayrı bir bölüm açıldı. Peki bu merkezde kaç oda var Sayın Rektörüm? Hizmetleri, özellikleri neler? Toplam 60 civarında yatağımız var, yatak kapasitemiz var. Bunun yaklaşık 32 tanesi misafirhane amacıyla, konuk evi amacıyla bize dışarıdan gelip hasta veya yakın olup burada günübirlik veya uzun süreli konaklayacak hastalarımız için, 28 yatağımız ise bizim palyatif hasta dediğimiz, palyatif bakım gerektiren hastalarımız için ayırdığımız ve kullandığımız hastalar. Açıldığı günden beri de gerçekten büyük oranda tam dolu olarak uzun süreden beri de kaliteyi hiç düşürmeden bir otel konforunda ve aile ortamında, ev sıcaklığında hizmet vermeye burada insanlarımıza devam ediyoruz. Yeni bir kuruluş ama yoğunluk şu anda söylediğiniz gibi oldukça fazla. Peki vatandaşların, burada tedavi olan kişilerin geri dönüşleri nasıl? Şimdi geri dönüşler çok çok güzel. Gerçekten burada kendinizle, misafirlerimizle görüşürseniz siz de bunu şahit olacaksınız. İnsanlar özellikle sağlık gibi zaten size ciddi bir psikolojik yük getiren bir durumda diğer insani ihtiyaçların karşılamakta bazen çaresiz kalabiliyorlar, yetersiz kalabiliyorlar. İşte tam bu noktada üniversitenin dediğim gibi bir aile sıcaklığı ortamında bu hasta ve yakınlarına kucaklaması, gelip onları burada konaklatması, bu hizmeti sunması hastalarımız açısından da ciddi bir memnuniyet oluşturuyor. Açıkçası kendilerine sadece sağlık hizmetiyle ilgili sorunlar kalıyor, onların çözümleri kalıyor. Geri kalan yüklerini biz almış oluyoruz. Evet, peki önümüzdeki süreçte hasta ve hasta yakını ile ilgili olarak yeni projeler olacak mı? Tabii aslında bu hizmetin daha da büyütülmesi, daha da genişletilmesi bizim en büyük amaçlarımızdan birisi. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu hizmet aslında bir anlamda pahalı bir hizmet. Yani burada sunduğunuz hizmet, özel bir ekip gerekiyor. Daha yakın bakım gerekiyor, daha yakın ilgi gerektiriyor. Sonuçta buranın bir masrafı da var. Biz burada hasta ve yakınlarımızın mümkün olduğu kadar kanuni olarak alınmak zorunda kalan en cüz'i ücret alıyoruz. Ancak bu ücreti ödeyemeyecek hasta ve yakınlarımız için de biz hemen hızlı bir harekete geçtik. Zafer Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı kurduk. Bunu yaklaşık bir ay önce ilan ettik. Dolayısıyla bu vakıf aracılığıyla da burada barınmada, konaklamada ve diğer ihtiyaçlarında ekonomik olarak bu yükü karşılayamayacak, katlanamayacak vatandaşlarımızın da tüm masraflarında bu vakıf aracılığıyla biz üstleniyoruz şu anda. Yani her kesimden insanlar buraya gelebiliyorlar. Gelebiliyorlar. Parası yoksa da buradaki o cüz'i ücreti bile karşılayamayacak durumdaysa biz onlar adına buradaki ücreti vakfımız tarafından da karşılıyoruz. Bir başka hizmetimiz eğer uygun olursa size de gösterebiliriz. Bunun yanında yine bu bina içerisinde hasta ve yakınları, bunun yanında da üniversitemizde eğitim gören personel de dahil olmak üzere, öğrencilerimiz de dahil olmak üzere, özellikle de giyim kuşam açısından sıkıntı yaşayan, ihtiyacını karşılayamayan, ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın da, tabii bunun belli kriterleri var, Kızılay ve diğer özel sektör işbirliğiyle burada çok güzel bir butik açtık. Daha doğrusu bitirdik aslında. İç donanım da tamamlandı. Size de şimdi gezdirebiliriz. Burada da ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelecekler. Ayakkabısından işte elbisesine, gömleğine, kazağına kadar kıyafetini giyinip gidecekler. Yani aynı zamanda biz giyim kuşam konusunda da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını burada inşallah kısa süre içerisinde butiğimizi açtıktan sonra onu da karşılamış olacağız. Bu sadece merkeze gelecek hastalara yönelik değil değil mi? Tüm vatandaşlar için. Şöyle, tüm vatandaşlarımız ama tabii ki belli bir gücümüz var ve suistimal edilmesini de istemiyoruz. Biz burada Kızılay'la işbirliği yapıyoruz. Yani onlar tarafından belirlenmiş gerçek ihtiyaç sahiplerine biz burada bu hizmeti vereceğiz. Evet, bu merkez Afyonkarahisar'a yeni bir soluk ve birçok insan için de çok
faydalı bir kuruluş oldu. Peki sizin eklemek istediğiniz, bizim sormadığımız, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Sayın Rektörüm? Biz her zaman şunu söylüyoruz, sağlık hizmeti bütünleşik bir hizmettir. Yani sağlıkçılar ve karşısındaki hastalar bir mekanik ilişki içerisinde değillerdir. Yani sizin şu hastalığınız var, size şu ilaç vereceğiz, size güle güle demek istemiyoruz. Biz bu insanlarımızla, bu vatandaşlarımızla, gerekirse günlük sorunlarıyla, sosyal ihtiyaçlarıyla, psikolojik ihtiyaçlarıyla, hatta ve hatta bu örnekte olduğu gibi eğer ekonomik olarak ihtiyaçlar varsa onlarla da dertleşmek, onlarla konuşmak, onların sorunlarına el atmak ve elimizden geldiği kadar da onların sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Evet, butikteyiz şu an bahsettiğiniz gibi. Peki şu an hangi aşamada butik? Butiğimiz tamamlandı. Bütün askılarımız, işte soyunma, giyime, odalarımız dahil olmak üzere tamamlandı şu anda. Şu kıyafetlerimizi firmalardan, özellikle bağış yapan firmalardan şu anda kıyafetlerimizi topluyoruz. Daha yeni kıyafetlerimiz de gelecek. Kıyafetlerimiz de tamamlandığında inşallah bir iki ay içerisinde burayı da vatandaşlarımızın, halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Çok az bir süre kaldı. Burada tamamen vatandaşlarımız dediğimiz gibi tabii bunlar gerçek ihtiyaç sahipleri. Yani bunlar belli kurumlar tarafından belirlendikten sonra bize gönderecekler. Bu arada ekstra olarak biz kendi birimlerimiz tarafından hastanede yatan hasta veya yakınları, evet bu kişi ihtiyaç sahipleri, ihtiyacı var dendiğinde de onları da getireceğiz burada. Giyindireceğiz ve göndereceğiz. Evet, ihtiyaç sahibi insanlar için çok yararlı bir hizmet olacak. Kabin ne kadar da düşünülür. Evet, evet. Çok nezih bir ortam oluşturduk. Yani amacımız hep şu. Yani insanlar en ufak işlerinde bir burukluk hissetmesinler. En ufak bir ayrımcılık hissetmesinler. Bizler gibi, sizler gibi, onlar da bizim birer vatandaşımız olarak gelip burada gönül rahatıyla, huzur içerisinde mutlu olarak rencide etmeden ayrı bir kapıdan onları alarak geleceğiz, giydireceğiz ve onları mutlu bir şekilde evlerine göndereceğiz. Bir vatandaş olarak bu hizmet adına bizler de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, şu an konuk evi odasındayız ama adeta bir oteli andırıyor. Buradaki özellikler neler? Odadaki anlatır mısınız? Odalarımız toplam 32 adet. 48 yatak kapasitemiz var öncelikle. Odalarımız twin bed ve double bed olmak üzere iki ayrı çeşit odadan oluşmaktadır. Twin bed odalarımız 16 adet. Double bed odalarımız 16 adettir toplam. Odalarımız 20 metrekare ve 22 metrekareden oluşuyor. Şu an gördüğümüz olduğunuz oda 22 metrekare büyük odamız. Odalarımızın içinde kompresörlü buzdolabı, LED TV, minibar ve tuvalet geniş kapsamlıdır. Banyo ve tuvalet alanı bu şekilde. Şu an Ömer Zeli Falaç Palyatif Merkezi'nde konaklıyorsunuz. Evet. Peki yakınınız mı hasta? Durum ne? Kızım rahatsız. 2 yılı geçiyor. Burada üniversite okuyordu. Böyle bir talihsiz olay geldi başımıza. Bu hastanede kalıyorum. Şu an yani burada olmaktan gerçekten mutluyum çünkü ben buralı değilim, Bandırmalıyım. Burada kimseyi tanımama rağmen hemşirelerimiz ve doktorlarımız bize çok yardım ettiler. O yüzden çok memnunum yani burada olmaktan. Öncelikle çok geçmiş olsun. Çok Peki bu merkezi nasıl buldunuz? Dediğim gibi burada ilk önce C blokta, D blokta kalıyorduk. Sonra burası yapıldı. Palyatifte kızıma baktım ben. Sonra burası açıldı. Çok teşekkür ediyorum. Yani burada burayı yapımı demeye geçen herkese çok teşekkürler. Yani burası istediğim zaman yukarıda kalabileceğim bir odanın olması, kızıma istediğim zaman hemşirelerimizin yardımıyla bakımı falan. Ben çok memnunum. Burada olmaktan memnunum. İnşallah kızımı alıp buradan mutlu bir şekilde gideceğim.
İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese, emeği geçen, yani yapan aileye minnettarız. Çünkü biz hastalar için barınmak çok önemli bir durum. Hastanede zaman geçmiyor ama burada dinlenebilmiş olmamız, istediğimiz şekilde yemeğimizi yiyor olabilmemiz ve tabii hemşirelerimiz, yani onlar olmadı mı temizlikçilerimiz, bize yardım eden personel, çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Burası 5 yıldız otel gibi, Allah razı olsun, başhekimden yönetime kadar çok memnunuz ve bunu her yerde dile getiriyoruz. Annem yıllardır Ankara tedavi olurdu. 10 aydır buradayız. Allah yönetimden Allah razı olsun. Annem iyileştirmeye çalışıyorlar. Başka bir şey istemiyorum. Affın için büyük nimet burası. Çünkü devamlı dışarılardaki tedavileri gördük annemle beraber. Bizim için çok büyük nimet Affın için. İnsanlar bunu takdir etmesi lazım. Siz Afyonlu muydunuz? Afyonluyum. Evet, burası çok faydalı bir... Allah razı olsun diyorum ben. Çünkü hocalarımız olsun, personel olsun dört dörtlük.